19 Kasım 2020 tarihinde 140 Jornos kanalına bir PKK propaganda videosu yüklendi. Tıpkı bir gün T24 Radikal Duvar gibi KCK hiyerarşisinde bulunan PKK'nın medya ayağını yürüten bu oluşumda bulunan bu kanal, tıpkı Fethullahçı Bolt Medya gibi Pelin Su ve Berkecanları hedef alan bir konsept takip ediyor. Zaten bunun için coğrafya kaderdir gibi gençlerin dikkatini çekecek bir başlık kullanmışlar. Bunu ben demiyorum bu arada. Kanalın kurucusu olan Engin Önder bir röportajında söylüyor. Soru: 140 Jornos'un nasıl ortaya çıktığını anlatır mısınız? Engin Önder, 2012'nin Ocak ayında kuruldu. Roboski'den sonra gerçekten bizim medyaya ihtiyacımız var mı diye düşünmeye başladık. Bir şey yapamaz mıyız diye sorduk kendimize. Önder'in bahsettiği şey Uludere olayı. 2011 yılının 12. ayında Irak ve Türkiye sınırında bulunan bir patikadan geçen 30 kişilik bir kaçakçı grubunu keşfediyor bir Amerikan drone'u. Normalde zaten PKK'nın kullandığını bildiklerini söylüyor yetkililer ve emir sunucu burası bombalanıyor. Ardından ortaya çıkıyor ki hedefler PKK'lı değil, kaçakçılık yaptığı söylenen siviller. Bu olay tabii çok medyatik bir hal alıyor. Avrupa'da bayağı gündem oluyor. Ülkemizde de olduğu gibi. Bunun üzerine olay yargıya gidiyor. Soruşturma açılıyor. Yetkililer mahkemeye çıkarılıyor falan filan. Klasik prosedür yani. Zaten Engin Önder'in mevzusu da olayın kendisinde değil. Medyada yansıması. Medya bu işi nasılsa öyle veriyordu. Kazaydı sonuçta. Yetkililere yanlış bilgi gitmişti. Ama Önder ve PKK için bu olay bulunmaz fırsattı. Ve TSK halkı katlediyor diye propaganda yapılmalıydı. Bana sorarsanız da o dönemki çözüm sürecini hızlandırmak için ve TSK'ya karşı yapılan haksız kumpasların kamuoyunda daha az tepki toplaması için ABD'nin bilerek yanlış bilgi aktarmasıyla oluşan bir olay. Ama konu bu değil zaten. Neyse, işte 140 Jornos'u bu yüzden kurmuş kendileri. Gelelim videoya. Video baştan aşağı ajitasyon içeriyor. Videonun amacı, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, terör örgütü üyesi olmak, silahlı terör örgütüne üye olmak, örgüt adına suç işlemek suçlarından tutuklu olan Demirtaş'ın aklanmasını sağlamak. Bunun için tabii bahsettiğim noktalara değinilmiyor. Videonun hiçbir noktasında bu zatın neden hapiste olduğu açıklanmıyor. Sadece ailesi üzerinden ajitasyon yapılıyor. Ama merak etmeyin 140 Jornos ekibi, ben sizin için açıklarım. Tabii ben şimdi bunlara teröristsiniz lan diyebilirim. Siktirmeyin ajitasyonunuzu diyebilirim. Ben engelliyim, kim bana bakacak diyen Demirtaş'ın anasına, büyük oğlun domuz gibi dağlarda PKK'yla teröristlik yapacağına gelsin anasına baksın diyebilirdim. Nerede hukuk diyen Başak Demirtaş'a, kocan Dolmabahçe'de iktidarı yalarken ve suçsuz insanlar kumpasla hapiste çürürken neredeyse orada diyebilirdim. Ama gerek yok. Bu videonun amacı size bu oluşumun arkasındaki sistemi anlatmak. Hemen sizinle 70 ve 80'lere gidiyoruz çok hızlı. Türkiye'de sol sağ çatışmaları inanılmaz bir seviyeye ulaşıyor. Bunun sonucunda 80 darbesi yaşanıyor. Akabinde çoğu aşırı solcu örgüt dağılıyor. Aynı durum sağ kesimde de yaşanıyor. İki grup hariç: PKK ve Asala. O dönemler PKK ciddiye alınmıyor denilebilir. Çünkü bir sürü komünist Marksist örgüt vardı zaten. Ancak PKK Irak'a çekildikten sonra örgütte bir değişiklik gerçekleşiyor. Stratfor'a göre CIA PKK'ya yapılanma eğitimi ve Öcalan'a liderlik konusunda briefing veriyor. Üstüne üstlük Suriye ve o dönem diktatörü Hafız Esad PKK'yı işgal ettikleri Lübnan topraklarında Beka Vadisi'nde tutuyor. Öcalan'sa Şam'da bir evde kalıyor. Villa, havuz, her şey var. Korunmasını Suriye istihbaratı El Muharabat üstleniyor. Normalde bir avuç çapulcu olan PKK, Suriye ordusu ve istihbaratından profesyonel eğitim aldıktan sonra ilk terör saldırılarını gerçekleştirmeye başlıyor. Türkiye buna tamamen hazırlıksız yakalanıyor. Kaçakçılığı kontrol için dikilen karakolların bu baskınlara dayanma imkanı yok. Çünkü zaten asla teröre karşı mücadele için kurulmamış bunlar. Bunlar küçük karakollar, oradaki patikadan işte eşeğiyle beraber kaçakçılık yapan bölge kaçakçılarına karşı kurulmuş yerler. Bu kısa sürede yapılan saldırılar PKK'ya ün kazandırdı. Artık Türkiye'nin bir terör sorunu vardı. Bunun yanında PKK artık Türkiye sınırları dışında Irak'tan, İran'dan ve Suriye'den Kürt gençleri topluyordu. Tıpkı Amerika'nın Öcalan anlattığı gibi tüm Kürtleri kontrol edecekti o. Plan buydu. E tabi buna gelir lazım. Para olmadan hiçbir şey dönmüyor. PKK kısa sürede uyuşturucu ama özellikle eroin imalatı, dağıtımı ve lojistiği konusunda zirveye yerleşti. Tabi bunun için 80'ler ve 90'larda zaten altyapısı olan bu uyuşturucu ticaretinin öncelikle Avrupa'ya kaçanlar, özellikle bu kanalda da bahsettiğim Baybaş'ın ailesinin know-how'larını devretmesi de işlerine yaradı. İlerleyen dakikalarda bu uyuşturucu gerilerine gireceğim, aklınızda olsun. Kısa sürede silah, mühimmat temini sağlanabiliyordu artık. Bu sırada Öcalan yeni direktifler veriyordu ve PKK propagandasını haftalık çıkardıkları Serk ve Bun dergisiyle yapıyordu.
yapıyordu. Burası önemli. Çünkü anneleriyle korunarak cima eyledi bu tiplerin stratejisi. Önce eylemi gerçekleştirmek, ardından tepki gelirse de yalanlamak, hatta mümkünse devletin üstüne atmak. Demirtaş da bu öğretiyi gerçekleştiriyor şu an zaten. Belki yaşı yetmeyenler vardır aranızda. Citem Yahdi köyleri low diye propaganda yapıyordu bunlar. Çözüm süreci ve Ergenekon davaları esnasında. İşte yabancı servislerin briefingleri ancak bu kadara gidiyor. Çünkü kendi yayınladıkları bu dergide o dönem bütün bu eylemleri gururla üstlenmişler. Hepsi de arşiv arşiv elinizin altında. Örnek 21 Haziran'da Ömerli'nin Pınarcık köyünde köy korucularına karşı gerçekleştirilen soylu eylem ve 31 köy korucusu yakınları ile birlikte öldürüldü diye bahsedilen 20 Haziran 1987 PKK'nın Pınarcık köyü katliamı. Sonrasında biliyorsunuz bu katliam için biz yapmadık bunu, JITEM yapmıştı dediler. 56 korucu yakınlarıyla birlikte öldürüldü diye haber geçtikleri 4 Ekim 93 Daltepe köyü katliamı. Savunma eyleminde bir misilleme hakkı olarak gerçekleştirilen Bingöl eylemini, bakınız Bingöl katliamı, milislere karşı düzenlenen saldırıda 15 milis ölümle cezalandırdı gibi satırlarla yüzlerce örneğe vesile olmuşlar. İşte bu yayın organı sayesinde Öcalan insanları PKK'ya katılmaya çağırıyordu. İşte bu çağrıdan etkilenen daha 19 yaşında olan Nurettin Demirtaş, Muğla Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde eğitimine başladı ve orada PKK'ya katıldı. Örgütün üniversitedeki başıydı ancak artık dönemler 80'ler değildi, barınamadılar. 3. sınıfta okurken 1991 yılında PKK'nın gençlik kolları olarak bilinen Yekitiya Civaka Kürdistan üyesi olduğu suçlamasıyla kardeşi Selahattin Demirtaş ile birlikte gözaltına alındı. Bir haftalık gözaltı süresinin sonunda Selahattin Demirtaş serbest bırakılırken Nurettin Demirtaş tutuklandı. Bir süre devam eden mahkeme sürecinin ardından Nurettin Demirtaş 1994'te 22 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. PKK'lı Selahattin ilk defa burada kıl payı yırtmıştı. Selo 91 yılında İzmir 9 Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi bölümünü kazanmasına rağmen 93 yılında tekrar üniversite sınavına girmiş ve bu kez Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanmıştır. Sebep 93 yılında Öcalan'ın çıkardığı kitabı PKK'ya dayatılan tasfiyecilik ve tasfiyeciliğin tasfiyesi. Her zamanki gibi Öcalan burada yine ne yapılması gerektiğini emir ediyordu. Hukuk okuyun, yargıya sızın, tıpkı abisi gibi PKK ve Öcalan sevgisiyle yanıp tutuşan Demirtaş, önderinin emrini yerine getirmişti yani ve gelecekte de çok defa getirecekti. Ancak tabii her zaman olduğu gibi mazlumu ve ezileni oynama vaktiydi. İnsanlara elbette Öcalan emretti diye hukuk okudum demiyordu. Üniversitede abisi Nurettin Demirtaş'ın PKK'nın gençlik örgütü sorumlusu olarak gözaltına alınıp 22 yıl hapse mahkum edilmesi ve ailesinin içinde bulunduğu yoksulluk sebebiyle avukat dahi tutamamaktan oluşan sahipsizlik duygusu yüzünden hukuk okudum diyordu. Yersen. Mezun olduktan sonra 2000 yılında İHAD'ye girdi. O dönem İHAD Diyarbakır Başkanı bir başka HDP'li olan ve son dönemde TBMM'de Kürdistan buradadır diye yaptığı konuşmasıyla gündem olan Osman Baydemir'di. Öcalan'ın 94 yılında çıkan Halk Savaşı'na Militan Kişilik kitabıyla özellikle hukuksal alanda sivil toplum örgütlerine girilmesini istiyordu. PKK'yı yasallaştırıp TSK'yı illegalleştirmenin bir yolu olarak görüyordu bunu. Ve Baydemir bunun üzerine 95 yılında örgüt emriyle buraya girdi. Ancak Öcalan 99 yılında yakalanmıştı. PKK artık değişikliğe gidiyordu. Bunun için elbette Kandil'e bakmamız gerekiyor. 2005 yılında belli gizli servisler PKK'lı yöneticilere briefing verdi. Artık PKK yıllardır hazırlatıldığı şeyi uygulamalıydı. Sadece Türkiye'de terör saldırıları değil, tüm coğrafyadaki Kürtleri kapsayan bir örgütlenilmeye gidilmeliydi. Bunun için KCK, Türkçe tam adıyla Kürdistan Topluluklar Birliği kuruldu. Abdullah Öcalan'ın teorize ettiği demokratik konfederalizm çerçevesinde kurulan yeni bir çatı örgütüydü bu. Kongre organı olarak kabul ettiği Kongre Gel'in 17 Mayıs 2005 tarihinde Orta Doğu ve Avrupa'dan 213 PKK üst düzey yöneticisinin katılımıyla kabul edilen KCK sözleşmesiyle kuruldu. Bu yeni çatı oluşumda PKK sözde silahlı paramiliter koldu. Yani PKK sana olmuştu KCK. Bu sistemin asıl gereksinimi de Suriye'nin, İran'ın ve Irak'ın bölünmesinden sonra bölgede daha rahat iş yapabilmek. Türkiye ayağında ise DTP kuruldu. Bu sırada Demirtaş'ın abisi de hapisten çıkmıştı ve abi kardeş bu partiye üye oldular. Nurettin Demirtaş bu arada hiçbir zaman PKK'lı olduğunu saklamadı. 2006 yılında yaptığı bir konuşmada PKK'nın kanalı Roche TV'de bir tartışma programına telefonla katılan Demirtaş, ki bu Roche TV'yi unutmayın lütfen, hapiste bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan için Kürt sorununun çözümünde rolünün değerlendirilmesi gerekir dediğinden ötürü hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla soruşturma açıldı. 2010 yılında sonuçlanan davada kendisi 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vererek Demirtaş'ın 5 yıl boyunca denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasını kararlaştırdı. Demirtaş yine kıl payı yırtmıştı. Ama çekirge bir sıçrar, iki sıçrar,
2008 yılında abisi yine tutuklandı ve dolayısıyla ki abisi niye tutuklandı bunu da size söyleyeyim. Almanya'da bir PKK organizasyonuna katılıyor ve burada TSK'ya karşı savaş çağrısında bulunuyor. Onları ezeceğiz diyor. Bakın bu adam Türkiye'de bir siyasi partide eş başkan ve Almanya'ya gidiyor ve TSK'yı tehdit ediyor. Tabii geri döndüğü zaman havaalanından bunu hemen alıyorlar ve tutukluyorlar. Dolayısıyla HDP'nin öncüsü BDP'den ayrılmak zorunda da kaldı. Nurettin Demirtaş tutuklanınca koltuk Selahattin Demirtaş'a kaldı. Bu eş genel başkanı işini aklınıza bir iyi tutun. Çünkü buraya da geleceğiz. İşte Demirtaş'ı kokuşmuş örgüt evlerinden Cumhurbaşkanlığı adaylığına taşıyan dönem böyle başlar. Çünkü çözüm süreci başlamıştır artık. Size bahsettiğim KCK var ya hani, işte devlet o dönem bu oluşuma karşı davalar açmaya başladı. Elbette Demirtaş atladı ortaya çünkü kendisi avukattı. Davalarda aktif rol aldı ve KCK hükümlülerini en çok o savundu. Çözüm süreci vesilesiyle HDP kurulmuştu. HDP direkt olarak KCK yönetimi altındadır. HDP'nin başkanı da Abdullah Öcalan'dır. Zaten ne Demirtaş ne Yükseldağ asla kendilerine başkan demezler. Asıl başkan APO'dur çünkü. Dedim ya, eş genel başkan. Sebebi bu. Bu sırada abisi Nurettin Kandil Dağı'na gidip PKK'ya katılmıştı. Hem silahlı eğitim veriyor hem PKK dergisi için yazıyordu. Hani şu ilk başlarda 90'larda etkilendikleri PKK dergisi var ya, hani tutuklandıkları zaman bizim bunlarla alakamız yok diye savundukları dergi, işte abisi utanmadan Türk siyasetinde rol aldıktan sonra PKK'nın yanına gitmiş ve bu dergide yazarlık üstlenmeye başlamıştı. Hatta bu Nurettin Demirtaş 13 Mart 2016'da Ankara'nın Kızılay semtinde TAK tarafından üstlenilen 36 sivilin hayatını kaybettiği ve 125 kişinin yaralandığı bombalı intihar saldırısı ile ilgili 2 Mayıs 2016'da Almanya'dan yayın yapan PKK'nın yayın organlarından Yeni Özgür Politika gazetesinde bir yazı kaleme aldı. Doğa Zamanı adlı yazısı ile Doğa Kod adını kullanan ve saldırıyı düzenleyen Seher Çağla Demir'e atıfta bulunan Demirtaş, Kızılay saldırısının doğru bir eylem olduğunu, intihar saldırganı Seher Çağla Demir'in insanlığın yüz akı ve onuru olduğunu savundu. 10 Aralık 2016'da İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 38 emniyet personeliyle 8 sivilin hayatını kaybetti ve TAK'ın üstlendiği çifte bombalı saldırılara atıfta bulunarak 15 Aralık 2016'da Yeni Özgür Politika gazetesinde "Ben de TAK'a katılabilirim" başlıklı bir yazı kaleme aldı. 4 Haziran 2018'de aynı gazeteye röportaj veren Nurettin Demirtaş, 24 Haziran 2018'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan kardeşi Selahattin Demirtaş için oy isteyerek "HDP'ye ve kardeşime oy verenlere Kürdistan dağlarına tatlı ısmarlayabilirim" ifadelerini kullandı. Eli açık TSK kendisine bir bomba ısmarladı ve Mart 2018'de başlatılan kararlılık harekatı kapsamında Haziran 2018'de eks oldu. Bu sırada Selo abisini şöyle savunuyordu. "Abim ailesinin yanında değilse, burada siyaset yapamıyorsa bizim değil sizin suçunuzdur. 15 yılını hapiste geçirdi. Yine tutup içeri attınız. Yetmedi. 30-40 yıla yakın hapis cezasıyla yargıladınız. Siyasete katılmak istedi. Müsaade etmediler. Sana burada hayat hakkı yok dediler. Uzun süredir görmediğim ağabeyim Erbil'de yaşıyor. Artık maske düşmüştü. Hiç saklamıyorlardı. Demirtaş her yerde PKK'ya ve Öcalan'a selam çakıyordu. Heykelini dikiyordu. Türkleri kastederek size insan olmayı öğreteceğiz diyordu. Öcalan'la yaptığı görüşmeler sonucu özgüven patlaması yaşıyordu. Yasakları dinlemiyor. Polis, vali, asker herkese dikleniyor ve tehdit ediyordu. Bu sırada TSK'nın en iyi adamları hapiste çürüyordu. Bu özgüvenin altı boş değildi yani. Eylül 2016'da Almanya'da yayınlanan Süddeutsche Zeitung adlı gazetede yer alan konuşması, "Biz PKK'yı terör örgütü olarak tanımlamıyoruz. Ancak sivilleri hedef alan eylemlerini terör olarak nitelendiriyoruz. Bunu protesto etmekten de geri kalmıyoruz" ifadelerini kullandı. Ama öyle uzun uzun anlatmadan direkt İmralı notlarından size PKK, APO ve Demirtaş aşk üçgenini göstereceğim. İmralı notlarının ne olduğunu bilmiyorsanız, çözüm sürecinde yönetilen görüşmelerin kitaba dökülmüş hali. Abdullah Öcalan HDP heyetiyle yaptığı görüşmelerde PKK'nın yönetimdeki değişikliklerin nasıl olması gerektiğine dair talimatlar verirken, benzer talimatları Suriye'nin kuzeyindeki YPG içinde veriyordu. Bugün Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin PKK ile ilişkisi tartışılırken Öcalan'ın 17 Ağustos 2013 tarihinde HDP ile yaptığı görüşmede Suriye'deki YPG'nin nasıl örgütleneceğine dair talimat vermesi dikkat çekiyor. YPG'nin Türkiye ile sınır bölgesinde kendi bayrağını asması o dönemde tartışmalara neden olmuştu. Bunun üzerine YPG bayrağı indirmişti. Öcalan, "Salih Müslim'in Türkiye-Suriye sınırındaki PYD bayrağını indirmesi ve özerklik niyetimiz yok" sözünü eleştirerek şöyle diyor. "Salih Müslim'e selam söyleyin, o da toyluk yapmasın. Bayrağı indirdi, özellik niyetimiz yok" falan demesine ne gerek var? Ya bayrağı asmayacaksın ya da böyle yapmayacaksın. Özerkliği niye istemesin? İsteyecek tabii. Bir diğer örnekte Demirtaş Öcalan'ın başkanlığını direkt kabul ediyor. Abdullah Öcalan, "Necdet Buldan'la ilgili bir şey okudum geçenlerde. İlginç geldi. Botan'la ilişki mi kurmuş?" Pervin Buldan, "Konuştum başkanım. Necdet hatasını kabul ediyor." Abdullah Öcalan, "Hayır hayır, çok önemli değil. Leyla gibi bana karşı örgüt bile kurabilir. Sorun değil. Büyütmeye gerek yok." Öcalan Demirtaş'a dönerek, "Size de toy demiştim, kusura bakmayın lütfen.
Demirtaş, estağfurullah başkanım, eleştirileriniz değerlidir. Kaynak İmralı Notları sayfa 135. Yine bir başka örnekte Öcalan, Kandil, BDP hepiniz dürüst davrandınız ama hükümet yasa çıkarmadı. Kandil şimdi kararında haklıdır, çok fedakarlık yaptılar. Hepsine çok teşekkürlerimi sunuyorum. Geri çekilenlere minnetle teşekkürlerimi iletiyorum. Hepsine selamlarımı iletin. Öyle hasta olanlar falan diyorlar ama değerli yoldaşlardır onlar. Ben de bu yaklaşımı görünce geri çekilmeyi anlamlı bulmadım artık. Kullanma, istismar etme gibi yaklaşımları rüyamda görsem inanmazdım. AKP kaybetti. Kaybetti demeyelim de, Selahattin Demirtaş araya girer, fırsatı kaçırdı başkanım. Abdullah Öcalan, evet fırsatı kaçırdı. Heyet fark etti ama hükümet anlayamadı. Kandil haklıdır tabii. Tekrar selamlar söyleyin hepsine. Cemil Bayık'ın açıklamasına katılıyorum. Saldırı olursa 5 kat misliyle cevap verirler ama saldırı olmazsa öyle asker polis vurma gibi şeyler olmamalı. Genelkurmay da bunu biliyor. Misilleme hakkımız vardır. Cemil Bayık da bunu söylüyor zaten. Katılıyorum. Sayın yetkili de hükümete söyler. Olumlu olumsuz yönleriyle bu diyalog dönemi, birbirini test etme dönemi bitti. Kitlenin desteğini kazandık. Batı'da destek oluştu. Artık önümüzü daha iyi görüyoruz. Bu yılın kazanımları iyiydi ama sonuca gidemedik, normaldir. Kaynak İmralı Notları sayfa 141-140. Buradan görüyoruz ki Demirtaş, Öcalan ve PKK ve KCK arasında net aktif görev üstleniyor. Yine FETÖ konusunda bile Demirtaş aktif. Buyurun bakalım. Selahattin Demirtaş. Önceki görüşmede aktarımlarınız yanlış anlaşıldı. Cemaati düşmanlık ve karşıtlık gibi yorumlandı. Gelmeden önce Sırrı Süreyya bazı temsilcileriyle görüştü. Onlar da bunu tam anlayamadıklarını, tedirgin olduklarını söylemişler. Sırrı Süreyya Önder. Evet, Ekrem Dumanlı'yla görüştüm. Bunun nedenini anlayamadıklarını, Bağız Erdal'ın cemaate yönelik sert açıklamalarıyla da birleşince kaygılandıklarını, AKP ile anlaşıp kendilerine yönelmek gibi bir niyetlerinin olduğunu düşündüklerini aktardı. Öcalan, Bağız Erdal'ın açıklamaları mı olmuş? Dikkat edilmesi lazım. Aslında bu dönemde herkesin birbirine karşı kullanacağı dil ve üsluba dikkat etmesi gerekir. Cemaatle ilgili şeye gelince o dedikleri gibi değildir. Biz kendilerine Orta Doğu'da demokratik ittifak bile teklif ettik değil mi? Öyle düşmanlığımız falan olamaz. Söyleyin Gülen'i en iyi anlayacak olan yine benim. Hatta kendisi sulhte hayır vardır demişti. Ben de aynen katılıyorum. O da barışı destekliyor. Orta Doğu'da demokratik bir uzlaşı sağlayabiliriz. Kaynak İmralı Notları sayfa 42. Görüşme tutanak tarihinin yer almadığı ekonomik, sosyal ve estetik yaşamı inşa edeceksiniz başlıklı bölümde Abdullah Öcalan'ın Sırrı Süreyya Önder'e film çalışmalarında yardım etmek istediğini söylemesi ve Oscar göndermesi dikkat çekiyor. Öcalan, İbrahim Tatlıses'e ilişkin de sert eleştirilerde bulunuyor. Size bahsettiğim kültür emperyalizminin önemini hatırlayın ve bu videonun ileri bölümünde size PKK'nın propaganda sistemini anlatınca iyi dinleyin. Görüşmenin o bölümü bu arada şöyle. Öcalan Sırrı'ya dönerek, daha önce sanatla ilgili konuşmuştuk. Sen Baba İshak'tan başlayarak Urfa, Antep, Halep üçgenindeki Maraş ve Adıyaman'ın da bunun içine girer. Araplar ve Kürtlerin harmanlandığı yerdir. Türkmen hareketliliğini araştır. Baba İshak direnişçidir. Alevilik esas derinliğini buralarda almıştır. Bu bir kültürdür. Bu kültürü özümseyebilirsiniz. Bununla ilgili de bir roman çalışmam varmış. Bu roman da olabilir. Ama film olursa benimle de çalışabilirsin. Ben yardımcı olabilirim. O zaman Hollywood'la yarışırsın. Oscar ödülünü alırsın. Sırrı Süreyya Önder utanarak cevap verir. Başkanım, sizin güveniniz her türlü ödülden daha önemlidir benim için. Öcalan aldırmadan... Hep söyledim, Yılmaz Güney, İbrahim Tatlıses için bizim köklerimiz yozlaştırma projesidir derdi. O başaramadan gitti. Sen bu alandaki ürünlerinle, ki o da roman yazardı, buna izin vermemelisin. Ama sakın ha, siyaset şart. Daha önce de söylemiştim. Bunları rahat rahat yapabilmen için sana gereken korumayı sağlayacak. Kaynak İmralı Notları sayfa 71. Selahattin Demirtaş yine... Fethullah Gülen'in görüntülü bir demeci düştü internete. KCK'lıların, BDP'lilerin evlerine uyuşturucu yerleştirin, sonra da gidip basın. Bunlara terörist deniyordu. Şimdi bir de uyuşturucu kaçakçısı falan denir biçimde bir demeçti. Öcalan, sözlü olarak mı? Demirtaş, evet, kendi ağzından yayınlandı. Ama basın büyütmemeyi tercih etti. Öcalan, sayın yetkili bunu not alın, bu çok önemli. Böylece benim dediklerim belgelenmiş, ispatlanmış oluyor. Bu oyunları engelleyemezseniz biz süreci nasıl götüreceğiz? Siz de kendinize dikkat edin. Benimle görüşen iki kişi sadece sizsiniz. Tedbirinizi alın mutlaka. Vedat Aydınların, Savaş Buldanların öldürülme nedenlerini çözemediniz işte. Fethullah Hoca öyle konuşmuşsa demek ki devleti ele geçirmişler. Her an buraya kadar gelebilirler. Onların Amerikası var, bizim neyimiz var? Paralel devleti bitirin, biz de gerillayı bitirelim. Bunlar dururken biz nasıl yapalım? Bu görüşmeden de öğrendiğimiz üzere Savaş Buldan'ın, yani öldürülen Savaş Buldan'ın Öcalan'la büyük ihtimal o dönemlerde görüştüğü ve bu yüzden infaz edildiğini de öğrenmiş oluyoruz bu arada. Bir diğer görüşmede Öcalan HDP'li vekillere direkt emir veriyor. Selahattin Demirtaş, sayfa 148'de oluyor bu. Selahattin Demirtaş, başkanım yeni yerinize geçtiniz mi? Durumunuz nasıl? Diğer arkadaşlarla da görüşüyor musunuz? Öcalan, evet bir ay oldu geçtim. Yerim iyidir, uykularım düzeliyor. Arkadaşlarla da görüşebilirseniz iyi olur. Demirtaş, bakanlığa söylemiştik, görüşeceğiz bu defa. Öcalan Pervin Hanım'a dönerek,
Sabah aklıma geldi. Pervin Hanım'a ne diyeyim diye düşündüm. Siyasete bir gelin gibi başlayacaksınız. Sabah kalkıp giyinip süslenecek ve o gün günle evleneceksiniz. Yani siyaseti aşkla yapacaksınız. Senin eşin de öldü ama senin eşin bundan sonra özgürlük harekatı olacak. Çok cesur, çalışkan, inançlı ve asil bir kadınsınız. Ben kadına cadı olarak bakmam. Türban takmakla, modaya uymakla da iyi kadın olunmaz. Kandil'e sen de git, kadınlarla görüş. Bese, Sozlar, onlarla görüş. Aktaracakları varsa seninle iletsinler. Ayrıca Kandil'deki kadınlara da özel selamımı söyleyin. Yine Öcalan sayfa 173'te direkt olarak seçimleri soruyor. Öcalan, İstanbul ne durumda Sayın Süreyya? Önder, Sayın Başkanım, Kılıçdaroğlu benimle dolaylı bir görüşme yaptı. Baş danışmanını gönderdi. Sebahat'le birlikte görüştü. Biraz işportacı bir tarzda yaklaşıyorlar ama temel olarak benim büyükşehir aday olmamam konusunda geliştiriyorlar. Öcalan, görüşmelisin. Doğru bir şey yapıyorsun. Yapmaya devam etmelisin. Hem Kılıçdaroğlu hem Kadir Topbaş'la görüş. Erdoğan'a da Kılıçdaroğlu'na da ilke dayatmalısın. Aday bazlı desteklenirse Mersin'de, Adana'da, İstanbul'da iki belediye istenir. İl genel ve belediye meclis üyeliği önemlidir. Bunlar da onlara oy vermek olmaz. Süreyya Önder, artık il genel meclisi yok başkanım. Öcalan doğru. Bu artık yerel hükümet gibi oluyor. Tüm görüşmelerinizi ilkesel tutumu temel alarak yapmalısınız. Eğer ikisinden de bir şey çıkmazsa gümbür gümbür aday olursun. Yine Öcalan'ın FETÖ ile ilişkisini Demirtaş'ın yürüttüğünü belgeleyen bir konuşma şöyle. Sayfa 48'de geçen bu konuşmada yine Öcalan'ın FETÖ ile ilişkisini Demirtaş'ın yürüttüğünü belgeleyen bir konuşma var. O da şöyle. Demirtaş, cemaate ilişkin mesajlarımız Sırrı Bey tarafından yüz yüze iletildi. Onları da bir müddettir ABD'de davetleri var. Sizi Fethullah Gülen'le görüşmeye davet ediyorlar. Öcalan, kimi? Onların mı daveti var? Evet, Mayıs ayı içerisinde bir etkinlikleri var. ABD'de sonrasında bir görüşme olsa iyi olur diyorlar. Öcalan, yapılabilir tabii. Siz Sırrı Bey falan olmaz mı? Demirtaş, biz kapıları kapatmadık ama değerlendireceğimizi söyledik. Diğer arkadaşlarla da tartışıyoruz. Sırrı Bey uçağa binemiyor, o nedenle gidemez. Ama değerlendireceğiz bu durumu. Öcalan, oldu. Siz karar verirsiniz artık. Demirtaş, avukatlarınızın da hem tutuklu olanların hem de büroda şu anda çalışan birkaç arkadaşların selamı oldu. Tabii avukatlar da haklı olarak artık kendileri için de görüşme olanaklarının açılmasını bekliyorlar. Sizin hukuki sorunlarınız için gerekecek bu. Ayrıca tutuklu olanların durumunun ele alınması gerekiyor. Yine Demirtaş ve Apo'nun hayretlere düşüren özgüvenini belgeleyen bir konuşma da şöyle. Sayfa 82. Demirtaş, başkanım sizinle bu defa fotoğraf çekecektik ama makine yokmuş. Bir dahaki sefere çekmek istiyoruz. Yetkili, yetkili kimliğinden azade konuşuyorum. Yarın öbür gün akil insanlar heyeti de fotoğraf ister. Bunları ne yapacağız? Demirtaş, tabii bakanla konuştuk, sorun yok. Bunun üzerine Öcalan sinirlenerek, bakandan izin mi alacağız? Çekeriz, bunlar normaldir. Ama bu defa olmaz. Böyle sakallı falan olmasın. Ben heyete dedim ki, benimle bu şekilde konuşuyorsunuz ya, aslında ben Türkiye'nin en özgür insanıyım. Mahkum hukukunu uygulayamazsınız. Teorik olarak en azından böyledir. Pratikleşmesi biraz zaman alır. Önemli bir çalışma içine girmişsem, serbestliğim olmalı. Kanunlar engelse bunları siz düşünün. Siz benimle konuşuyorsunuz. Can Dündar belgesel yapmak istiyor. İleride bunlar olmalı. Yine seçim dönemi Öcalan Demirtaş'a direkt olarak emir veriyor. Sayfa 103. Demirtaş, seçim hazırlıkları başladı. Batı'da HDP, bölgede BDP ile girme yönünde ağırlıklı görüş oluşuyor. Öcalan, zaten bu konuyu açacaktım. 20 yıldan beri bu Türk solunu başıboş bırakmayın diyorum. Ayrıca sola karşı sorumluluğumuz var. Legal unsurların birlikte hareket etmesi lazım. CHP Alevileri kandırıp peşine takıyor. Böyle olur mu? Bunların hepsine cevap vermek lazım. Gezi olaylarında sizin de yeterince taktik geliştiremediğiniz görüldü. Bazı eksiklikleriniz oldu burada. Benim yanımda 5 Türk arkadaş olsa bile yeter. İşte bakın, Haki Karar, Duran Kalkan gibi arkadaşlar. Ağırlığınızı kadrolaşmaya ve kurumsallaşmaya verin. HDP'yi sürükleyecek esas parti siz olursunuz. Böylece bütün vekiller Türkiye vekilleri olurlar. Sadece Kürtlerin vekilleri olmaktan çıkarlar. Demirtaş, küçük sol partiler bu gelişmeyi engelliyor birazdan. Öcalan, bunları geçin artık, aşın bunları. Seri çarpıcı hareket etmelisiniz. Tonlarca aydın var. Vedat Türkali yaşlanmış ama halen konuşuyor işte. Çok selamı söyleyin. Ankara konferansının bileşenlerini partileştireceksiniz aslında. ESP, Levent Tüzel, onlar da katılsınlar. Vekil, belediye başkanı ne olmak istiyorlarsa olsunlar. Bizim imkanlarımız çoktur, değerlendirin. Devlet de bunun önünde engel olmayacak. Kürtlerde böyle gruplar vardır. HDP'de bir program yok, önder yok. Bizden ne istiyor solcular? Saf sosyalizm istiyorlar. Yok böyle bir şey. İhsan eli açık, onlar da olabilir partide. Değişik kesimlere yer verilebilir. Selamlarımı söyleyin, teslim töreye selam söyleyin. Bir başka konuşmada yine Öcalan'ın yılların kokain kullanımının sonucu olan psikolojisi ve Demirtaş'la baba-oğul ilişkisi ortaya çıkıyor. Öcalan, bazı çevreler güya benim başka liderlerin çıkmaması için önlerini kestiğimi iddia ediyorlar. Ben daha önce Selahattin'e de söyledim. Pervin'e dönerek,
Size de söyledim. Bütün yetkilerimi size vermeye hazır olduğumu söyledim. Ama 24 saat taşıyabilmeniz koşuluyla bunu ifade et. Bugün de söylüyorum. Taşıyabilen biri çıksın, ben bütün yetkilerimi vermeye hazırım. Şimdi Selahattin için Apo onu istemiyor diyorlar. Yalan söylüyorlar. Ben kendisine değer veriyorum. Kendisini geliştirmek için çok çabalıyorum. Kendisi de mütevazi biri. Öğrenmeye çalışıyor. Selahattin'in Kürt siyasetini tanımasını, tüm 40 yıllık mücadelenin girdisini çıktısını bilmesini istiyorum. Sadece bir başlangıç yapıyor. Daha fazlası için çabalaması gerekir. PKK dair hiç kimse benim önderlik tarzımı geliştiremiyor. Son olarak Demirtaş'ın hapse girmesini hızlandıran Kobani olayları var tabii. Biliyorsunuz Suriye'de Ayn el-Arab şehri yani Kobani için Demirtaş yasak olmasına rağmen halkı sokağa çıkardı. HDP'nin çağrısı üzerine 36 ilde sokak olayları meydana geldi. Çıkan olaylarda 2 polis memuru şehit oldu. 43 sivil vatandaş hayatını kaybetti. 331 polis memuru, 438'i sivil vatandaş olmak üzere 769 kişi yaralandı. Çatışmalarda 5 örgüt mensubu öldü, 3 örgüt mensubu ise yaralı olarak ele geçirildi. 4.295 şüphelinin gözaltına alındı. Bunlardan 1.105'i tutuklandı. Türkiye genelinde ise 2.389 olay meydana geldi. Olaylara 121.899 göstericinin katıldığı, 27'si kaymakamlık binasına, 52'si emniyet binasına, 283'ü okul binalarına, 73'ü siyasi parti olmak üzere 2.558 binaya saldırıda bulunduğu ve zarar verdiği tespit edildi. KCK ve HDP'nin halka sokağa dökülme çağrısıyla ülke geneline yayılan olayların fitili ateşlendi. 7 Ekim'de kurban eti dağıtırken saldırıya uğrayan Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyad Güneş ve Hasan Gökoğuz evdeki kadının yardımıyla bir apartmanın 3. katındaki daireye sığındı. Olayı öğrenen ev sahibi Hasan Okçu da eve gelerek Yasin ve arkadaşlarının dışarı çıkmalarını istedi. Yasin ve arkadaşlarıyla ev sahibinin eşi polisi arayıp yardım isterken ev sahibi Hasan Okçu ise saldırganlarla bağlantılı birini aradı. Kapıdaki grup arasında bulunan ve PKK mensubu Uğur Doğanay üst katın balkonundan perde ve çarşaf yardımıyla alt kata girip ilk ateş Hasan Gökoğuz'u vurdu. Ardından Yusuf Eri bacağından yaraladı. Ev sahibi Hasan Okçu'nun verdiği anahtarla kapıyı açan Uğur Doğanay dışarıda bekleyen grubu içeri aldı. Terörist grup Yasin ve arkadaşlarını ateşli silahla vurup üçünü pencereden attı. Birini de sürükleyerek binadan çıkardı. Atıldıkları yerde can çekişen Yasin ve arkadaşları aşağıda bekleyen grup tarafından satır, taş, sopa ve tekmelerle linç edilerek üzerlerindeki değerli eşyalar gasp edildi. Evi arayan saldırganlar yaralı halde tuvalette buldukları Yusuf Eri döverek binadan çıkardı. Yerde yatan 4 cesede işkence edilirken kaçmaya başlayan Yusuf Er'in arkasından ateş edildi. İsabet almayan Yusuf Er bir süre kaçtıktan sonra bir sokakta bayılınca çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. Öcalan Demirtaş'la görüşmelerinde sürekli Hüdapar ve muhafazakar Kürtleri hedef gösteriyordu. Yine tüm yetkimi Demirtaş'a devrederim açıklaması üzerine gerçekleştirilen bu akıl almaz katliamlar aslında ülkenin nasıl bir uçurumdan döndüğünün belgesidir. 6-7 Ekim olaylarının şiddetini tabii bu yazdıklarımdan anlamanız çok zor. O yüzden bizzat saldırıya uğrayan bir vatandaşın 155'i aradığı ses kaydını dinleyeceğiz şimdi. Dikkat, rahatsız edici olabilir. Alo polis. Alo polis, lütfen Özturan apartmanı 3 yol beni pazarına karşısına lütfen bir tane bir şey gönderin. Evime şeyler girmiş, bu tekerler girmiş, dışarıdan üst sürü kapımı saldırıyor, lütfen acil kurtan olay. Neresi orası, hangi mahalle? Özturan 3 apartmanı Yoğurtbeyni Pazarı'nın karşısında lütfen kurban olayım. Bu olayın kapını kıracaklar. Güzel ablam, hangi yoğurtçular? Cengizler'deki mi? Evet, Cengizler Caddesi. Özfırın neydi? Özfırın apartmanı mı? Özturan apartmanı. Özturan apartmanı. Evet, çabuk kurban olayım. Kaçıncı katta oturuyorsun sen? Üçüncü kat. Hangi kurban daire? Üç numara, 5 numara, çabuk kurban olayım. 5 numara mı? Evet, 5 numara, çabuk beni öldürecekler, çabuk. Sen, niye senin evine çalıyor bunlar? Kapımı çalıyorlar. İki kişi içeri girdi, kapıyı kapattım diye kapımı kırıyorlar. İlla beni öldürüyor. Lütfen. Sen yalnız mısın evde? Evet, ben de yalnızım şimdi. Çabuk. Tamam, sakin ol. Bak, yardımcı olacağım. Sakin ol. Sen şu an dışarıda... Doğru. Dışarıda doğru. Kapının önü doğru. Koşsun. Çabuk yana. Kurban olan çabuk. Peki, tamam. Allah çabuk arayın sen ya, kurban tamam biz öldürüyoruz. Kim öldürüyor seni? Turan'ı çapatmanla Cengizler Caddesi'ne çabuk gelin bizi öldürdüler çabuk. Nereye gelelim, Cengizler Caddesi? Turan'ı çapatmanla Cengizler Caddesi'ne çabuk gelin bizi çabuk
Kim mi saldırıyor size? Alo. Ben Öztürk'ün 3 apartmanı. Ne 3? Öztürk'ün 3 apartmanı. Öztürk'ün 3 apartmanı. Saldıran kim? Öztürk'ün 3 apartmanı. Tamam, saldıran kim? Saldıran. Peki. Tamam. Tamam. Bu olaylar sonrası APO HDP'li vekilleri azarladı. Yine APO'dan size iletiyorum. 6-7 Ekim, 29 Kasım, Bingöl, yargısız infazlar, Yüksekova, Diyarbakır'da astsubayın vurulması aynı darbenin birer parçasıdır. Bizim bu üst aklı bulmamız lazım. Bu üst akıl kimdir? Ben değilim, HDP de değil. Selahattin Bey hepsi gidiyordu. O mektup bu akşam yazıldı ve provokasyon bozuldu. Tabi malum her şey yine mahvoluyordu. APO mektup yazdı ve her şey halloldu. Diyorum ya, yılların kokain kullanımı işte. Ama çekirge üçüncü kere zıplayamadı. Demirtaş tutuklandı. İşte 140 Jornos'un size gereksiz gördüğü bu bilgiler içeri girmesine vesile olmuştu. Hatta hapisten bile hala Twitter üzerinden Öcalan'a destek bildirgesi yayınlıyordu kendileri. Sanırım kafanızda soru işareti kalmadı. O yüzden gelelim videonun ikinci bölümüne. Neden ve nasıl? 140 Jornos'un bu propaganda videosu ve Arınç'ın Demirtaş'a göz kırpması tesadüf değil. Yeni bir çözüm sürecinin girişimleri. Biliyorsunuz PKK şu an Irak'ta hiç olmadığı kadar köşeye sıkıştı. Ayrıca Peşmerge'de TSK'nın yanında PKK'ya karşı operasyon düzenliyor. Yani Barzani yönetimindeki Kürt bölgesel yönetimi de PKK'ya karşı. Bu sebepten onları da hedef alıyorlar şu an ve tutunacak dalları kalmadı. Bu yüzden yeni bir çözüm süreci ve siyasi kazanım olan HDP'yi korumak istiyorlar. Bunun yanında Demirtaş'ı batıdaki Pelinsu ve Berkecanlara da pazarlamaya başarmışlardı. Kendisinin önemi bu yüzden. Gelelim ama PKK ve KCK'nın propaganda sistemine. Sizlere bahsettiğim gibi PKK uyuşturucu ticareti yapıyor. Bu işin ciddiyetini anlamanız için Gölge CIA diye adlandırılan Stanford'da önemli bir analizci olan Roberto Fragnito'nun WikiLeaks sayesinde sızan e-maillerine bakacağız. Fragnito, Amerika'nın en önemli think tanklerindendir. Bu e-maillerden PKK'nın türlü sektörlerden kazandığı parayı sadece silahlara değil, aynı zamanda geniş çaplı bir propaganda ağına da yatırdığını görüyoruz. Bu belgeye göre örgütün yıllık net geliri 86 milyar dolar. Bu paranın ciddi bir kısmıyla da bahsettiğimiz propaganda ağı besleniyor. Özellikle uluslararası arenada Ankara'ya karşı olumsuz bir hava yaratmak için. Bu paranın en büyük kaynağı uyuşturucu ticareti, özellikle de eroin. Ama afyon işinde de PKK oldukça yukarıda. Bunların yanında kara para aklama, her türlü kaçakçılık, tehdit, haraç, hırsızlık, insan kaçakçılığı ve ticareti gibi birçok alanda örgüte para akıyor. Özellikle uyuşturucu konusunda PKK güçlü çünkü üretimden hazırlığa ve satışa kadar her alan ellerinde. Avrupa'daki insanlardan bazen zorla, bazen de kendi istekleriyle devrim vergisi toplanıyor. Alman güvenlik güçlerine göre sadece bir yılda bu aile klanlarından toplanan sözde vergi sadece Almanya'da 125 milyon euro. Spectator'a göre PKK'nın uyuşturucu ticaretinde Almanya'dan gelir yıllık 800 milyon euro. Yine Spectator'a göre PKK Avrupa'daki eroin pazarının %40'ına hakim. Uyuşturucu pazarının genelinde ise %80'e hakim. Kültür dernekleri adı altında kurdukları oluşumlar da yüz milyonlarca euro devlet yardımı ve fonlardan para alıyor. Bu derneklerin adı örneğin Demokratik Merkez veya Kürt Kültür Derneği ama özellikle Öcalan Alevileri hedef gösterdikten sonra Avrupa'da açılan Pir Sultan Abdal Dernekleri, Bunzul Dernekleri veya Alevi Gençlik gibi dernekleri de var. Bu derneklerde yürütülen propaganda faaliyetleri özellikle sızan görüntülerde görülebiliyor. Özellikle Avrupa'da sokakları terörist Türkiye ve Biji Şerok Apo diye inleten bu militanlar yaz tatillerini ise Bodrum, Antalya gibi yerlerde geçiriyor. Tüm bu dernekler Yüksel Koçe, Semsi Güllü'nün yönettiği The European Kurdish Democratic Congress KCDE adında Belçika'nın Charleroi şehrinde bulunan ana örgüt çatısı altında birleşiyor. Propaganda içinde de Kurdistan National Congress KNK görevli. Bu grup her yıl Brüksel'de toplantı gerçekleştiriyor. 2 Eylül 2016 yılında yani 16 yıllık toplantıda KNK Türkiye'ye karşı savaş çağrısında bulundu. Sözde kongreyi kırmızı bültenle aranan Nilüfer Koç, Rebuvar Teşit ve Adem Uzun adlarındaki teröristler yönetti. Öcalan'ın yakalanmasından sonra PKK'nın Avrupa çapında yasaklanan kanalı Met TV yıllık 200 milyon dolarlık bir bütçeye sahipti. Şu anki Acun'un TV8'inin bütçesinin neredeyse 10 katı ve sene 99. Kapatılan Met TV'nin yerine yeni kanalları Roj TV'yi açtılar ve çark devam işledi. Hani şu videonun başında Demirtaş'ın katıldığı ve adını unutmayın dediğim Roj TV bu işte. Son dönemlerde ise örgüt strateji değişti ve embedded journalism ve embedded politics stratejisini uygulamaya başladı. Yani zaten hali hazırda statüsü olan gazete
yönetici ve siyasilerin yanına sızarak para veya tehditle onlar için propaganda yapmalarını sağlamak. Böylelikle bakın dünya böyle diyor diye propaganda yapabiliyorlar. Tek bir kaynak ve TV kanalına bağlı kalmaktansa bu yolu tercih ediyorlar. Bunların en bilineni PKK'nın haber kanalı ANF yani Front News Agency veya terör eylemlerini paylaştıkları Gerilla TV. Ancak örgüte direkt bağlantılı olduğu için bu kanallarla Berkecan ve Peninsular kandırılamıyor. Yani bahsettiğim strateji uygulanamıyor. Mesela yine finanse edilen bir sözde ajansı da RIC yani Rojava Information Center. Rojava biliyorsunuz YPG'nin Kuzey Suriye'de ilan etmiş olduğu özerk bölgenin adı. Ve bunlar da YPG'nin yani KCK'nın sözlü basını olduğunu reddetmiyorlar. Açık açık söylüyorlar. CNN'den apartman logosuna belki gülebilirsiniz ama bunlar BBC, CNN, ETV, NBC, Fox News, ABC, Al Jazeera, New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, LA Times, Die Welt, Die Zeit, El País, El Monde, Courrier de la Sera, TFI, France 24, CDF, ARD, DW, Arte, Associated Press, AFP, DPA, EFE, ANSA gibi dünya çapında kanallar için haber kaynağı oluşturdu. Hani yani o Türkiye IŞİD'i destekliyor palavrası var ya, hani dünya basında çıktı ya denen, işte onun kaynağı bunlar. Tabii dönem değişti. Sadece haberi yapıp dünyaya yaymak yetmezdi. Bir de bu haberi doğrulatma ve mümkünse gerçek haberi de yalanlamak gerekti. Bu da bize bu ağın bir başka ayağına getiriyor. Teyit sitelerini. Bunların en bilinenleri sanırım Teyit.org. Peki bu sitenin kurucusunun kim olduğunu biliyor musunuz? Mehmet Atakan Foça. Peki PKK'lı olduğunu biliyor musunuz? Ben demiyorum, kendisi diyor bu arada. Buyurun tweetlerine bakalım. Devlet Kandil'de sivilleri öldürüyor. Sonra terörist olan PKK oluyor. Ben de bunu anlamıyorum. Kürdistan faşizme mezar olacak sloganlarıyla kurtuluş kavşağındayız. Türkiye tabularıyla yüzleşiyor. Kemal Kanuni Said Nursi. Türkiye'de de olan bundan farklı değil. Devlet vatandaşını askerini öldürüp suçu PKK'ya yükler. Milliyetçilerini azdırır. 4 Kasım'da ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri olan rahmetli Başbuğ Gazi Mustafa Kemal Paşa Atatürk için tapılacak ne kaldı ki şuracıkta? Mustafa Kemal'a mı tapsak? 10 Kasım'a da az kaldı. İyi enayi etkileşimi olur diyordu. Geri gidelim. Şimdi siz bu şahsın kurduğu ve İngiliz Konsolosluğu ve Avrupa Birliği'nin fonlandığı sitesinden ne beklersiniz? Umarım işin ciddiyetini anlatabilmişimdir. Anlayın çünkü. Kısa örnek vereyim. Yarın PKK bir yalan haber yaysa ve TSK bunu yalanlasa, ardından da bu teyit saçmalığı PKK'yı doğrulayıp TSK'yı yalanlasa, ardından da dünya basınına servis etse ve Twitter'da Donald Trump'a yaptığı gibi bizi kapatsa ne yapabilirsiniz? Son olarak konuyu toparlamak için, bu tipler yalan konuşur. Çünkü ne yasama, ne yargıyı, ne de yürütmeyi tanır. Çünkü devleti tanımazlar. Ne yargı, ne hukuk, ne hakim, ne polis, ne meclis, hiçbirini tanımazlar. Gözümüzün önünde yapmış oldukları şeyleri utanmadan yalanlarlar. Evet, coğrafya kader başlığı aslında size mesajdır. Bu ülkede yani bu coğrafyada yaşadığınız sürece terör sizin kaderiniz demektedir. Ama coğrafya kader mi?